şunu tabii ölçemiyorum. Yani bu siyaset düzlemindeki müthiş ateşli, şiddetli konuşmalar sadece iç politikaya yönelik safları asla gevşetmeme amacında mı? Yani görüyorsunuz işte oraya da gideceğiz dendiği zaman herkes birçok heyecanlarını veriyor. Yoksa Türkiye'nin bu uluslararası ilişkiler söylemindeki bir tayimle revizyonist bir devlet olmaya niyeti mi var? Revizyonist devlet demek anlaşmalarla kurulmuş olan düzen ve toprak dağılımından memnun olmadığı için ya da haksızlığa uğramış olduğunu düşündüğü için bunları zor yoluyla değiştirmeye ya da zor ya da diplomasi yoluyla değiştirmeye çalışacak olan devlet. Şimdi başlangıcına bakarsanız sizin sunduğunuz klipte Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte 4 milyon kilometre kareden işte 80 bin kilometre kareye indik. Ne kadar sürede indik? 9 yıl içinde indik. Bir ufak detay, savaşa girdiniz, kaybettiniz vesaire filan. Şimdi bütün bunlar sanki hakikaten Türkiye'de böyle bir revizyonist. Hani bizim gücümüz 1925'te Musul'u muhafaza etmeye yetmiyordu. Halbuki şimdi darmadağın bir Irak var ve bizim gücümüz Musul'u gerekirse almaya yetermişçesine bir izlenim uyandırılıyor. Fakat öte yandan bakıyorsunuz, işte ben hatta sabah gazeteyi ilk okuduğumda Sayın Başbakan'ın işte hava kuvvetlerimiz katılacak Musul'un bombardımanına gerçekten hayret ettim. Bak Türkiye bir şey elde etti diye düşündüm. Bu ardından yalanlanmış. Sonra galiba Başbakanlık'ta geriye almış. Bu nedenle asıl sıkıntım şahsen durumu anlamak için iki kaynaklı. Bir, bizi yönetenlerin gerçekten ne düşündüğünü bilmiyorum. Yani Yiğit Bulut'un fantazileri ne ölçüde düşünceyi yansıtıyor. İkincisi de yani bizim hava kuvvetlerimiz de katılacak. İşte Amber'in zaman yazmış, aman öyle gözükecek şekilde ayarlasanıza falan diye Genelkurmay Başkanı söylemiş. Bu durumda biz kimin sözünden hareket ederek analiz yapacağız gibi dehşet bir soruyla karşı karşıyayız ve hakikaten bunların cevabını bulamıyorum.